Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Parkın Özet ve Sister Location Custom Night'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Özel gece oynayacağız bugün. Şunu birazcık kısacağım, çok ses çıkmasını istemiyorum. Şimdi Custom Night DLC'si geldi, ek paket. Bedava, ücretsiz bir ek paket. Oyuna gidip direkt siz de oynayabilirsiniz. Ben hemen oyalanmadan girmek istiyorum buraya. Ondan önce küçük bir duyurum olacak. Bu YouTube videoyu muhtemelen sabah atacağım. Bugün yani cumartesi günü 3 Aralık ve 4 Aralık cumartesi 3 Aralık cumartesi ve 4 Aralık pazar günü GTA 5 dediğiniz 3 Aralık cumartesi ve 4 Aralık pazar günü Burak abiyle birlikte GameX'de olacağız. Gelip bizi orada bulabilirsiniz. Bazenleri böyle etrafa dolaşabiliriz. Bizi bulamazsanız etrafa birazcık arayın. Orada olacağız. Gelip bizi bulabilirsiniz. O zaman hemen oyuna başlayalım. Okey. Başlıyoruz. Şimdi Custom Night. Bakalım neler varmış. Güzel. Ooo. Angry Barret. Bunlar kendimizi ayarlayamıyor muyuz? Ne? Vent door, left door, right door, monitor. Da şok. Bak şok da verebiliyoruz artık burada. Benim bir fikrim vardı. Ben teorimi yayınlayamadan önce Scott Cawthon şey yaptı. Bu oyunu yayın şey ek paketi yayınladı. Benim asıl fikrim şeydi. Scott Cawthon aslında Custom Night'ı da yapıp oyunu sunacaktı. Ama birazcık daha erken satışları birazcık daha erken yapmak için direkt hikayesiyle birlikte yayınladı. Asıl oyun bu işte. Adam bunu hazırladı bize. Biz de bunu oynayacağız asıl. Benim istediğim de buydu. Bakalım neler yapabileceğiz. 4 tane yıldız var. 1, 2, 3 ve 4. Şu bayağı zor olacak gibime geliyor. Bakalım neler yapacağız. Teker okuyalım şimdi. Ballora will approach from either west or east. Ballora doğu veya batı koridorlarından gelecekmiş. Müziğinin daha gürültülü olmasını bekleyip ondan sonra uygun olan kapıyı kapatacakmışız. Sadece alakalıları okuyacağım çünkü bu gece Angry Barret'i oynayacağım. Kolaylık şeyde bu arada doğru kulaklıklarımı takıyorum. Evet doğru kulaklıkları takıyorum. Neden baktım? Çünkü sağ kapıdan gelirse sağ tarafa gelecek ses. Sol kapıdan gelirse sol tarafa gelecek ses. Ona göre kendimi ayarlamam lazım. Şimdi minirinalar var. Minirinalar rastgele ortaya çıkacak ve oksijen kaynağımızı tüketecek. Eninde sonunda bir bayılmamıza sebep olacak. Onlar geldikleri zaman onları böyle bir şok vereceğiz, elektrik vereceğiz ve onları etkisiz hale getireceğiz. Minirina 2. Bu minirinalar rastgele ortaya çıkacak ve ofisteki görüntümüzü engelleyecekler. Bunların önüne geçemiyoruz veya bunları da aktivite edemiyoruz, etkisiz hale getiremiyoruz. Ama zararlar yok, sadece görüntüyü engelliyorlar. Onun dışında şimdilik üzerinde fazla durmayacağımız Funtime Freddy var, Yendo var. Bu gizemli bir endoskeletonmuş. Monitörü indirdiğimiz zaman rastgele ortaya çıkıyormuş. Eğer bu ofisteyse hemen monitörü baştan yukarı çıkıyoruz ve onu gönderiyoruz. O Golden Freddy gibi, zaten Yellow Endo'nun kısaltılmışı gibi bir şey bu. Funtime Foxy var. Funtime Foxy. Bu arada Funtime Freddy ben doğru mu duydum? Bak when he commands diyor. Funtime Freddy erkek. Onu öğrendik. Funtime Foxy. Funtime Foxy will gradually emerge from his curtain. Bunun perdesi varmış. Bunun özel perdesi varmış. Tıpkı normal Foxy gibi. Pirate Cove gibi bir şey var. Oradan çıkıyor herhalde. Bak bu da erkek. Check on him diyor. Erkek bu da. Bonnet. Bonnet rastgele saldırıyormuş biz ekran indirdiğimizde. Bunu deaktivite etmek için, etkisiz hale getirmek için kulağına, şey burnuna tıklamamız gerekiyor. Bunu ekrandan çıkmadan halletmemiz gerekiyor. Ekrandan çıkarsa herhalde sıkıntı var. Bidibap. Bidibap her zaman karşımızdaki havalandırma deliğinde olacakmış. Çok yakına gelirse o geri çekilene kadar şeyi kapatacakmışız. Havalandırma deliğini kapatacakmışız. Elektrobap var. Elektrobap rastgele doğu veya batı koridorunda ortaya çıkacak. Ve o da gücü şey yapmaya başlayacak. Bu ne yapacak? Yok bu bir şey yapmıyor. Elektrobap gücü emecek sürekli. Güç kaybına uğratacak bize. Bunu ne kadar saçma bir şey. Bunu kontrol altına tutmak için şok ver diyor. Adam zaten elektrik emiyor. Güç emiyor. Adam bunu güç emmek istiyor. Biz ne yapıyoruz? Bunu doyuruyor muyuz? Öyle bir oyun vardı. Neydi? Balık besliyorduk. Orada bir tane ayı vardı. Sürekli böyle yem vererek patlatıyorduk. Böyle obur bir tane canavar vardı. Os. Ama ne kadar saçma. Madem güç emiyor bu elektrobap. Neden ona elektrik veriyoruz biz? Neyse.
LOL bit mi? Foxy'ye benziyor ama bu ne lan? LOL bit ofisteki 3 monitörde ortaya çıkacak. Ha, görsel ve işitsel dikkat dağınıklıkları yaratacak. Bu olduğu zaman klavyeden LOL yazacağız. Ofisteki şeyden panelden LOL yazacağız. Ha, veya klavyeden LOL gireceğiz direkt. LOL yazacağız aynen. Mini linyalar zaten başladık o zaman. Angry Birds kolay zorlukla başlıyoruz. Hadi hayırlısı, hadi gazamız mübarek olsun. Peki. Allah bilir bu sefer üzerimize hangi belaları salacaklar. Bu karanlık ya. Bak sağ taraftan geliyordu, kapattım sağ tarafı. Bak iyice yaklaştı. Sağ ve sol koridorları göremiyoruz. Dinlememiz gerekiyor. Bak daha hala orada. Hala oradasın. Lan! Gidin lan! Bak şok verdik, şok verdi size. Gitti. Şu an yapabilecek... Sağ taraftan geliyor da yine kapattım. Hadi hadi yollayalım seni de. Bekliyoruz şimdi. Bekleyeceğiz. Hesap alıyoruz. Bak oksijen düştüğü zaman hemen gidiyoruz. Oksijen... Git lan! Hadi Balora. Hadi seni de yollayalım. Hadi. Bir gitsen kapının oradan, çok memnun kalacağız. Saat 1 oldu. Hemen dalıyorlar. Bu da kolay zorlukta. Hadi git. Gitti bak. Bak yaklaşıyor sol taraftan Balora. %72, %71 oldu. Bak saat daha 1 oldu. Bizim idarede kullanmamız lazım. Bak gene yaklaşıyor. Yok, gidiyor mu? Anlamadım. Daha Baby'yi görmedik oyunda. Ya Baby'nin jumpscare'ini görmedik ve ben animatronikler arasında da görmedim. O kadar şey yapıldı Baby. O kadar tanıtıldı bize. Trailer'da orada burada falan. Bari bir ek hikaye falan gelseydi oyuna. Güzel olabilirdi. Bak geldi geri gitti Balora. Saat 3 olsa bizi kurtarır şu anda. Güç de yavaş yavaş azalıyor. Bak Balora gitsene sen oradan. Bu çok güzel lan. Bunu geri getirmişler. Bunu gördüm, internette gördüm bunu ederek. Balora hadi git canım. Hadi canım. Bak gücümüz bitiyor. Gözünü seveyim. Şuna tıklayabiliyor muyum? Hayır. Hadi! Kız gitmedi, bekliyor orada, duruyor. Yine de bak. Hah, gitti. Oh be. Gelme lütfen baştan. İstemiyoruz seni. Çok kötü dans ediyorsun sen. Rahat olacaksınız. İyice arttığında kapatacağım kapıyı sağ tarafta. Çünkü çok aktif oluyorlar. Gittikçe de aktif olacaklar. Gücü idarede kullanmam lazım. Şimdi Balora fışkırırmış böyle. Haa! Diye. Güç yok. Orada Balora'nın sesi iyice arttı ve benim paranoya bastı. Öyle kapatmak zorunda kaldım. Umarım şu anda her şeyin tamamdır. Ama saati görebiliyorsunuz şu anda. Tamam. Gidin lan. Balora sol tarafa geçti. Sağ tarafta kapıya gerek yok ama sol tarafı kapatacağız şimdi. Şimdi saati görebiliyorsunuz. Kamerayı birazcık aşağı çekerim bir sonraki denemede. Hayır, o taraftan girmiyorsun Balora. Geri git lütfen. Bak. Kısa yollar eklemişler. Kısa yol harika. Çünkü mouse'la idare etmek cidden zor. Diğer FNAF oyunlarından da zordu. Bu 5. oyunun ek paketinde getirilmesi cidden çok ilginç. Ya bu laf dinlemiyor ya. Saat 4 oldu Allah'tan. Ama idare edemeyeceğiz gibi. Ya gene geliyor. Gelme. 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 Ha gitti.
Laf dinledi bak. Serdar abi senin lafını dinler. Şimdi kaçıncı bu? Beşinci FNAF oyunumuz arkadaşlar. Katar'tan geliyor değil mi? Birazcık güçlensin sonra. Ses birazcık daha artsın sonra kapatacağım. Ya geri gitti zaten. Korktu. Çünkü o bana jumpscare yaptığı zaman benim ona ne yapacağımı biliyor. O jumpscare'i ben şey yapmam öyle. Ne yapmam? Yapmam. O jumpscare benim ona yapacağım şeyler arasında hiç kalır. Sıfır kalır. Al. Burnunu çalıyorum. Öyle şoku verir giderim ben. Yalnız saat 5 olmuyor. Saat 5 olmuyor o sıkıntı. O büyük sıkıntı. Bak sağ taraftan yaklaşıyor şu anda. Keşke baby koysa oyuna ya. Energy yok. Baby yok. Gider misin sen şimdi? Lütfen. Bak. Bak lütfen. Saat 6 olacak birazdan. Bunu oynarız. Bir sonraki şeyi de oynarız. Bölümü de oynarız. Ya Balor'a git. Kapıya dayandı şey yapıyor. Şey... Birisi böyle ay gaz diyecekmiş gibi geliyor bana bu müzikle birlikte. Öyle size de öyle gelmiyor mu? Veya sanki birisi böyle dışarı dondurma satıyormuş gibi veya şey falan satıyormuş gibi, karpuz falan satıyormuş gibi. Sol taraftan geliyor değil mi? Ödüm koptu! Ödüm koptu! Ne yapıyorsun sen orada? Sen kimsin? Cucu yesinler senin o gülümsemeni, şirin görünüyor lan aslında. Save me a dance for another day, perhaps. Ne kimsin lan? Alo? İlginç. Şuralara bakıyorum değil mi? İyi, aynen. Şöyle bakıyorum. Yani ekrana bakıyorum, iyi. Angry Ballet, iyi yaptık bunu. Şimdi diğerini oynayalım. Freddy ve Co. Bakalım, ooo 4 tane var bunda. Bakalım ne olacak. Funtime Freddy. Batı veya Doğu klozetinde saklanıyor. Bonbonu mu yollayayım? Bonbon ne lan? Bonbonu yollayacakmışım saldırmak için. Ne? Bak diyor ki Funtime Freddy Batı veya Doğu dolabında saklanıyor. Bonbonu aynı taraftan yolla diyor sadece. Haa, bonbonu yolluyor bu saldırmak için. Bonbon şey, Bonnie var ya onun kuklası, onu yolluyor. Bonbonu saldırttığı zaman kapıyı kapat. Ama bir sürpriz şey yaptığı zaman bonbonu saldırttığını ben nereden bileyim ki? Neyse, sürpriz yapacağını söylediği zaman karşı taraftaki kapıyı kapat. Tamam. Bak bunun gözleri sarı. Bak bu Golden Freddy. Söylüyorum size bak, iyi dinleyin. Bu gizemli iç iskelet biz monitörü aşağıya çektiğimizde rastgele ortaya çıkacak. Eğer bu senin ofisindeyse çabucak monitörü yukarı çek ve onu etkisiz hale getir. Çünkü ben monitörü yukarı çektiğim zaman bu adam bakacak, diyecek ki vay be, adam monitörü kullanabiliyor. Ben bu kadar zeki birisine zarar veremem diyecek ve geri gidecek. Çünkü o kadar saygılı bir adam aslında bu. Bizi cahil zannettiği için geliyor şey yapıyor. Ne saçma şey lan bu, ne saçma mantık. Funtime Foxy. Bunun bir de very hard var. Bak easy, normal, hard, very hard. Ben very easy var diye düşünüyordum. Hani benim kafamdaki şey, bu very easy de var. Bak biz aslında o kadar kolayını oynamıyoruz diyecektim. O kadar kolayını oynuyormuşuz. Funtime Foxy bunu yapacakmış. Bu sık sık perdesinden çıkıp gelecek. Ve odamıza doğru koşturacak. Sık sık buna bakarsak bunun olayını yavaşlatıyormuşuz ama herhalde saldıracak. Ne taraftan gelecek ama? Bilmiyorum. Buna muhtemelen fail olacağım. Bonnet. Bonnet rastgele çıkacak biz monitör indirdiğimiz zaman. Bu ayrılmadan önce biz onun böyle burnuna tıklayacağız. Sonra öyle aa deyip böyle kaçacak. Burnuma dokundun falan. Böyle bir havaya girecek. Böyle burnun havalarına girecek. O zaman ne yapalım? Girelim oyuna, girelim bari. Freddy bonbon yolluyor. Foxy saldırıyor. Merhaba.
İlginç. Nerede lan bu? İlginç bir mekanik. Oksijeni kim tüketiyor? Kapı kapandığında mı tükeniyor acaba? Ne zaman bombanı yollayacağını bilmiyorum ki. Al al al, burnuna dokunuyorum, al. Çok veririm lan size, adam olun. Elektrik veririm ben size, elektrik. Aramızda çünkü bir elektriklenme hissettim. Git lan. Foxy ne yapıyorsun sen ya? Ayıp. Ayıp. Bu ne zaman bonbonu yollayacak ki? İşte ben bunu istiyorum ya. Bu kla... İlginç. Tamam, kaldır onu artık. Bayağı bir gücümüz gitti. Bayağı bir gücümüz gitmiş yalnız. Benim kafam karıştı iyice. Dur. Saatler 3 olmadı. Ben bayağı güç kaybediyorum. Başaramayacağım gibime geliyor. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olursam bence hallederim. Dikkat, konsantre, dikkat. Pro Serdar, Pro 146 Moton. Ne yapıyorum lan? Adam kapıyı çaldı, ben açtım vallahi. Bon bon, hayır. Gelmiyorsun bon bon. Bon bon, kötü bon bon. Dört olsun saat, rahatlasak. Burada ekran var, o yüzden bayağı böyle buraya bakıyorum sık sık. Dayanamayacağız. İmkanı yok, dayanamayacağız. Çok çok az gücümüz var. Saat 5 olursa şimdi belki dayanır. Aa, saat 4, evet. Yakın zamanda 5 olursa dayanırız. Kapılar kapalı değil. Ne zaman saldıracağını anlamıyorum ben. Anlamadım. Saat 5 olursa yakında. Hadi bak lütfen. %15'in üstündeyken 5 olursa kurtulabiliriz belki. Dikkatli olursam, konsantre olursam kurtulabiliriz. Lan! Aha! 5 oldu saat. Hadi! Bak bak, gerilim müziği soktu araya. Rahatlayalım biraz. Bak, ben de ses çıkarabiliyorum.
Hem Purple Guy'ın bir kere adam olacaksınız. Ben katil. Ben katilim diye şimdi bağırsam SWAT. Anlatsana. Pretmedim bak durdurdum kendimi. İşte istediğim Five Nights at Freddy's bu ya. İşte istediğim FNAF bu. Ama neden öyle bir jumpscare yaptı ki? Bunlar böyle kafasını şey yapmayacak mıydı? Böyle geldi ağzını açtı sadece. Böyle gelip böyle kafasını sallayacak, böyle dışarıdaki kalıpları falan çıkacak, böyle iç iskeleti böyle bağıracak falan, ben öyle bir şey zannediyordum. Neyse fark etmez. Eski FNAF'a geri döndü gibi bir şey ya aslında. Güzel, Sister Location'ı beğenmemişim aslında. Şimdi beğendim, güzel. Scott Cawthon, öpüyorum abi. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler, umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi ben bu videoyu sabah atacağım. O yüzden sabah görürseniz ben ve Burak abi cumartesi ve pazar günleri GameX'de olacağız 3 ve 4 Aralık'ta. Bize gelmeyi, bizimle konuşmayı, ziyaret etmeyi unutmayın. Oyun çok fazla şey yapıyor bu arada. Oyunu böyle ayrı bir şeye geçeceğim, ben ayrı bir havaya geçeceğim. İyi böyle çok daha şey oldu. Baştan söyleyeyim. Cumartesi ve pazar günleri 3 ve 4 Aralık'la GameX'deyiz. Biz gelip orada bulabilirsiniz. Bulamazsanız birazcık daha arayın. İlla ki oradayız. Öyle. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.